Kanal G spor haberleriyle karşınızdayız. Galatasaray'la başlıyoruz bültenimize. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşan Galatasaray sahadan Emre Çolak, Yasin Öztekin ve Todoski'nin kaydettiği gollerle 3-1 galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün akşam deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşan Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrılarak kupada büyük bir avantaj sağladı. Sarı Kırmızılılar Rizespor karşısında sahaya Fernando Muslera, Semih Kaya, Koray Günter, Hakan Balta, Lionel Karol, Bilal Kısa, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Wesley Sneijder, Yasin Öztekin ve Lucas Podolski ilk 11 ile çıktı. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı Kırmızılılar aradığı golü 15. dakikada Emre Çolak'ın kaydettiği golle buldu ve karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu dakikadan sonra karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Rizespor son vuruşlarda etkisiz kalınca istediği sonuca ulaşamazken ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Sarı Kırmızılılar oldu. 61. dakikada Yasin Öztekin'in kaydettiği golle durumu 2-0'a getiren Galatasaray'a Rizespor'dan cevap 76. dakikada Ahmet İlhan'dan geldi. Durumu 2-1'e getiren Rizespor bu golden sonra toparlanmaya çalışsa da gol vuruşlarında etkisiz kaldı. Skoru belirleyen isimse bitime dakikalar kala attığı golle Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Podolski oldu ve karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 galibiyetiyle tamamlandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Jan Olde Rikering sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Sonuca bakıldığı zaman sonuçtan gayet memnunum. Çünkü 2-1 de olabilirdi ama 3-1 ile kazandı bugün takımım. O yüzden gayet memnunum. So we have a very good position to achieve the final. So we are not qualified for the final, but we have a good result to reach the final. Tabii ki her şey bitmiş değil. Bir maçımız daha var biliyorsunuz, kendi evimizde oynayacağımız. Ama oraya çok büyük avantajla gittiğimizi düşünüyorum. Kendi sahamızdaki maça çok büyük avantajla gittiğimizi düşünüyorum bu skordan sonra. Çaykur Rizespor cephesinde ise karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Hikmet Karaman, kapasitemiz bu kadar, fazla uzatmamak lazım şeklinde konuştu. Ne oldu? Mağlup duruma düştük. 10 kişi kaldık. İkinci golü yedik. Bu bizi demoralize etti. Rakip takıma da olağanüstü bir kendine güven verdi. Nihayetinde de oynadığımız takım Galatasaray yani. Bizde de 3 adam eksik. Onlarda eksiklik var ama baktığınız zaman Eren yok, Kovayko yok, Koray da yok. Kapasitemizi sınırlayarak oynuyoruz. Sedri'ye verilen kırmızı kartın çok ağır olduğunu düşünüyorum. Deniz'in pozisyonu offside mı değil mi belki. Hakan Baltan'ınki de ağır bir karar, bilemiyorum. Ama biraz görüntülere baktım. Nihayetinde şu. Kızıyorum. İçerleniyorum. Ama bir de dönüp baktığın zaman kapasitemizin üstüne çıkarak o kadar zorluyoruz. O kadar. Üçüncü golde Podolski işte gördü. Dribling vurdu gol. Üç kişiyiz. Vurdu gol yaptı. Ve bir diğer kupa mücadelesi veren Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında dün akşam deplasmanda Torku Konyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe sahadan Volkan Şen, Luis Nani ve Van Persie'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip ayrıldı. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Torku Konyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılarak kupada büyük bir avantaj sağladı. Sarı lacivertliler Torku Konyaspor karşısında sahaya Fabiano, Şener Özbayraklı, Simon Kaye, Abdüel Eba, Mihal Kadleç, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Alper Potuk, Luis Nani, Volkan Şen, Jose Fernandao ilk 11 ile çıktı. Karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Torku Konyaspor kalesinde tehlike yaratan Fenerbahçe aradığı golü 38. dakikada Volkan Şen'le buldu. Karşılaşmada 1-0 öne geçen Sarı Lacivertli ekip bu golden sonra oyunu iyice ele alırken 45+1'de Luis Nani'nin kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi. İlk yarısı 2-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle biten karşılaşmanın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Ev sahibi ekip Torku Konyaspor'sa Meha ve Rengalov'la atak geliştirmeye çalıştı ancak son vuruşlarda etkisiz kalınca istediği sonuca ulaşamadı.
Karşılaşmanın sonlarına doğru rakip kaleye ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe'de Robin van Persie 89. dakikada kaydettiği golle skoru belirleyen isim oldu ve karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Vitor Pereira, "Rakibimizi tanıyarak oynadık ve kazanarak avantaj elde ettik" şeklinde konuştu. Tutkulu taraftarların da desteğiyle burada iyi bir ortam oluşturup bu şekilde istediği sonuçları alabilen bir takımla karşılaştık. Ama bu akşam gerçekten zekice oynadığımızı düşünüyorum. Rakibimizi bilerek oynadık, rakibini tanıyarak oynadık. Önceki maçla kıyaslayacak olursak ligde oynadığımız karşılaşmada daha fazla rakip yarı alanda oynamıştık. Daha fazla topa sahip olmuştuk. Ama rakibimizin rahat bir şekilde kendi futbolunu oynamasına da izin vermiştik. Bugün bazı noktalarda değişiklikler yaptık oyun düşüncesi anlamında. Bu akşam 3 gollü bir galibiyet aldık. Burada daha da atabilirdik. Olgun bir şekilde bitirici vuruşları yapmayı başardık biz bu akşam. Ocak ayından beri Avrupa'da yanılmıyorsam yenilmeyen tek takıma karşı oynadık biz bu akşam ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Şu anda yolun yarısındayız. 3-0 kazandık. Bir avantaj elde ettiğimiz doğru ama kendi sahamızda oynayacağımız maçı da ciddiyetle ele almak ve kazanmak istiyoruz. Torku Konyaspor cephesinde ise karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, "Bu skordan sonra gerçekçi olmakta fayda var. Turla ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Lige döneceğiz." şeklinde konuştu. Yani olabilecek en küçük şahane indirdiğini söyleyebiliriz. Hemen Rizespor maçına dönerek ligdeki pozisyonumuzu bu maçın özellikle yaralamaması için hemen yaralarımızı sarmaya çalışacağız. 69 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak olan siyah beyazlılarda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü deplasmanda Akhisar Belediyespor'la karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Nevzat Demir tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlı ekipte oyuncular çalışmalarına ısınma koşusu ve yenileme çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışan siyah beyazlı ekip yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamladı. 69 puanla ligin zirvesinde yer alan ve en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan fark bulunan siyah beyazlılarda mutlak galibiyet hedeflenirken teknik direktör Şenol Güneş öğrencilerini 3 puan parolası